şeker. Damaklarımızın tadına doyulmaz lezzeti. Sevdiğimiz her şeyi anlatmanın kısa yolu. Şeker gibi olmak her dilde, her kültürde iyinin, güzelin, tatlılığın ifadesi. İnsanoğlu sofralarını şekerle tatlandırmaya başlayalı tam 5000 yıl oldu. Osmanlı Devleti'nde ise şeker tüketimi 19. yüzyılda sofralarda yoğun olarak kullanılmaya başlandı. Şeker zengin Osmanlı mutfağında en güzel halini aldığındaysa ismi akide şekeri olmuştu. Osmanlı'da hiçbir şey boş değildir. Hiçbir şey böyle alelade basit yapılmış ya da tesadüf diye bir şey yoktur. Hepsinin bir tevafuktur, bir anlamı, bir manası vardır. Akide şekeri Osmanlı döneminde en iyi kalitedeki şekerlerin önce havanda dövülüp sonra bakır kazanlar içinde ve odun ateşinde eritilip pişirilmesiyle yapılırdı. Kıvama gelen şekerler yüksek sıcaklığa dayanabilecek mermerlere dökülür, soğumaya bırakılır ve üzerine tatlandırıcı aromalar ilave edilirdi. Son olarak elle şekillendirilir ve tadına doyulmaz akide şekerleri böylece hazırlanmış olurdu. Osmanlı'dan günümüze kadar farklılık belki şey dış kalıp ve biçim olarak gösteren çeşitleri olabilir. Fakat makas akide türü, handmade denilen türdeki hiçbir değişme yok. Birebir aynı devam ediyor. Osmanlı'dan günümüze gelen ustalar sayesinde bu formül korunmuş vaziyette ve bundan sonra da umut ediyorum bizden sonrakiler de bunu korumak için elinden geleni yaparlar. Akide şekeri zaman içinde halk arasında o kadar sevilir ki sonunda sadece şeker olmaktan çıkar ve damakları şenlendirmenin dışında vazifeler de üstlenir. Bu Osmanlı şekerinin vazifesi tadının da önüne geçince bu durum şekerin adına da sirayet eder. Akit ve akide ya da akitleşme diyelim biz buna. Bir nevi sözleşmedir. Karşılıklı sözleşme. Akitleştik, akit yaptık. Ben ona söz verdim. Bu akitleşme sözdür. Yani nikah da aslında bu şekilde sözleşmedir. Karşılıklı birbirine söz verme. Çok geçmeden karşılıklı anlaşmanın, sözleşmenin, bir anlamda ağız tadının devam ediyor olmasının simgesi olur akide şekeri. Üstelik halkı aşarak Osmanlı sarayına da taşar. Akide şekeri padişahla askerleri arasında bir nevi huzur senedidir artık. Osmanlı padişahları Yeniçerilere 3 ayda bir, bir hulüfe adı altında bir maaş verirlerdi. Bu maaşlar da Yeniçeri ocaklarına keselerle gönderilirdi. Yeniçeriler eğer padişahın vermiş olduğu maaşlardan memnun iseler akide şekeri yaparlar. Bunun anlamı biz Osmanlı Devleti'nin, zati devletlerinin bize verdikleri maaştan, hulüfeden memnunuz. Biz de bu memnuniyetimizin sonucunda ağzımızın tadı olarak size bu akide şekerini yapıp kazanlarda gönderiyoruz. Kaynaklara göre Yeniçeriler padişahın verdiği maaşlardan memnun olduğu sürece kazanlar kaynıyor, akide şekerleri ağızları tatlandırıyordu. Peki ya maaşlardan memnun olunmadığında? İşte meşhur tabir kazan kaldırmanın tarihi öyküsü. Yeniçeri ocaklarında eğer verilen ulufeler, verilen maaşlar memnuniyetsizlik yaratırsa, yetersiz kalırsa, yetmezse, Yeniçeriler mutlu olmaz ise o zaman o akide kazanları pişmez, o akide kazanları boş şekilde kaldırılır ve saraya doğru yürümeye başlanırdı. Kazan kaldırma ifadesi vardır. Hatta ben rahmetli dedelerimden duyardım. Evde bir şey olduğu zaman kazan mı kaldırıyorsunuz diye ev ahalisine çıkışırdı. Yani kazan kaldırmanın anlamı, eş anlamı bir isyandır. Sert ve yapışkan bu şekerin saray erkanına sunuluşu, Yeniçerilerin devlete bağlılığının da kanıtı sayılıyordu. Öyle ki Yeniçeri tahta çıkan padişahı onaylayıp onaylamadığını yine akide şekeriyle belli ediyordu. Tahta çıkan yeni padişah, Yeniçeri ağasının elinden bir şeker tası alırdı ve akide şekerinin ağırlığı hemen oracıkta tartılırdı. Eğer şeker 400 gram gelirse, Yeniçeri tahta çıkan yeni padişaha güveniyor demekti. Yeniçeri karşısına çıktığı padişaha eksik akide şekeri vermeye cesaret edebilmiş midir derseniz, tarihi kayıtlar böyle bir vakanın yaşandığını işaret ediyor. Bu şekerin kendisi değil, gramajı önemlidir. Padişah şekeri alır, bu Yeniçeri ağasının elinden ve tattırır, tartar. Tatmaz, dikkat edin.
Bakar eğer tahmini 400 gramsa bu demektir ki asker yeni çıkan padişaha güveniyor. Padişah biz sizle beraberiz. O zaman padişah ne yapar? Bu hazırlanmış olan özel şekerden alır, kendisi yer. Bu birincisi. Demek ki karşılıklı bir anlaşma sağlandı. Şudur, ben de size güveniyorum. Siz bana güvendiniz, güzel şekeri kıvamında hazırladınız. Ben de çeşnili başıma tarttırmadım, kendim yiyorum demektir. Ben de size güveniyorum. Birincisi bu. İkincisi, gelir, şeker yapılır, hazırlanır, padişah tartar, bakar ki eksiktir, 300 gram, 350 gramdır ya da azdır, beklenenden azdır. O zaman padişah ne yapacak? Demek ki asker padişaha güvenmiyor. Güvenmiyor. O zaman padişah iki yol yapar. Bir, ya da tahta çıkan zat ne yapar? Şekeri isterse siz bana güvenmiyorsunuz ama ben size güveniyorum der. Şekeri kendisi alır yer. Yani karşılıklı bir anlaşma var gene burada. Der ki evet siz bana güvenmiyorsunuz ben size güveniyorum. O zaman şekerin ortasına kırmızı bir çizgi. Bugün gördüğünüz bazı şekerler kırmızı bir şekerlerdi böyle ortası. Demektir ki padişah askerine, ordusuna güveniyor. İki, ne yapabilir? Şeker eksik çıktı. Yani sözleşme eksik. Karşı taraf güvenmiyor. Padişah şekeri yanındaki kim varsa çeşnili başını tattırır. Alır onu, o yer. Ondan sonra padişah yer. Demektir ki bu, ben de size güvenmiyorum. Dördüncü Murat ve diğer çocuk padişahlar tahta çıktığı zaman gene şekiller hazırlanır, şeker hazırlanır, akitleşme başlar. Ve dördüncü Murat hatırlayalım, çocuk yaşta çıktı. Ve ortalık karışık. Bir Bağdat o zaman seferi var, düzenlenecek, sıkışık karışıklıklar var. Ordu sefere gidecek ama ordu diyor ki ben bu çocuk padişahın arkasına nasıl gideceğim diyor. Akitleşme yapılmış, şeker getirilmiş, eksik, ordu pek güvenmiyor. Çocuk gözüyle bakıyor. Bunu duyunca padişah 4. Murat cuma selamlığına gidiyor. Yani cuma namazına gidecek. Oraya gidiyor ama bir farklı şekilde gidiyor. Bugünkü karşılıklı diki taşların olduğu yerden atın üzerinde, at heybetli biliyorsunuz padişah, dizlikleri var, atın kilosunu düşünün, üzerindeki koşumları düşünün, padişah geliyor atın üzerinde, kapıda, ana kapıda zincir vardır, böyle şu gördüğünüz zincirlerde zincirler vardır, zincirlerden tutuyor iki eliyle, atı karnına bastırıyor, atla birlikte kendisini yukarıya kaldırıyor padişah 4. Murat, düşünün. Kaş kilo ağırlığında. O zaman arkasındaki asker diyor ki yürüyüşe geliyor. Cesaret oluyor. Biz bu padişahımızın arkasındayız. Güçlü kuvvetli diye. Ve 4. Murat Revan seferine, Bağdat seferine gidiyor. Askerle birlikte ve başarıyla dönüyor. Osmanlı'dan kalan en tatlı miras, akide şekeri, yüzlerce yıl boyunca güvenliğin ve huzurun bir simgesi olarak yaşadı. 17. yüzyılda yaygınlaşan Mevlid geleneğinde inananların Allah'a ve peygambere içten bağlılıklarının göstergesi olarak kokulu şerbetlerin yanında akide şekerinin de ikram edilmesi bir gelenek halini aldı. Anadolu'da bu ne olmaya başladı arkadaşlar? Düğünlerde dağıtılmaya başladı daha sonra. Orada da bir ne var? Nişan var. Nişan nedir? Bir sözdür. Orada da damat ve gelin adayı ne yapar? Karşılıklı akitleşirler, bir söz verirler. Biz düğün yapacağız, biz nişanlandık. İlk üretimi Osmanlı döneminde yapılan akide şekerinin bugün dünyada üretildiği tek ülke Türkiye. Ve bu topraklarda büyümüş, orta yaşların üzerinde her kim dönüp baksa geriye, parıltılı kağıtlara sarılmış ya da mendil içlerine saklanmış rengarenk akide şekerlerinde bulur çocukluğunun izlerini. Bu mesleği devam ettirebilecek insanları yetiştiremezsek maalesef bu akide şekeri ve Türk lokumu veya Osmanlı kültüründeki şekercilik bölümü diğer kaybedilen el sanatları gibi kaybedilmeye yüz tutmuş olacak. Bu da ne yazık ki çok üzücü bir durum. Akide şekeri sırtındaki yüzlerce yıllık tarih, renkli bir miras ve çocuklarımızı ondan mahrum bırakmamamız umuduyla bize dünümüzden göz kırpıyor adeta.